Merhaba, merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Ee, özellikle Matu ile ilgili e, yaptığınız birbirinden güzel e, paylaşımlar, yazılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, Matu biliyorsunuz benim e, 12 yıllık kedim. E, ondan sonra artık neredeyse 13 yaşına girecekti. Vefat etti. Aslında bundan birkaç sene önce... Bir rahatsızlığı e, yaklaşık 4-5 sene önce kalbinin etrafında bir su toplaması ortaya çıkmıştı. Ben hissettim. Hatta temizle götürdüğüm zaman hiçbir şey yok gibi düşündü kantarya falan temiz. Çıktı ben hayır bir şey var <laughs> dedim ve sonra bir kalbin ultrason yaptığım zaman onu keşfettik ve bayağı tedavileri falan oldu ve iyileşti. Çok mucizevi şeyler oldu bayağı. E, iyileşti. E, bu son dönemde de açıkçası çok iyiydi. İnanılmaz şekilde biliyorsunuz geçen Ağustos ayında e, Banu başka bir kedim vefat etti. Ama Matu açıkçası ben Matu'ya e, çok çok düşkündüm. Yani ilk kedim ve... Hani düz sonraki ekse dünyadaki şu an hayatımdaki bütün insanlar, bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım... Ve herkesin her şeyinden daha fazla Matu'yu severim. Hani e, gerçeği söylemek gerekirse... Ee, çok aramızda e, herkese hiçbir bir şekilde seviyorum ama hani Matu'nun benim için yeri çok ayrı. Ondan sonra e, ve e, çok iyiydi Matu. inanılmaz iyiydi. Ben Sada Sati'deyim ya işte bir insanın 22 yıldır hayatında yaşadığı en zor dönem astrolojik olarak. İşte son bitiyor işte 2023 Ocak sonrası çıkıyorum. Ee, ve 6. evimde sağlık işte evcil hayvanlar vesaire işte Banu vefat etti zaten kedim hadi dedim ay bak Matu bir şey olmadı Banu ...fakat da çok güzel olmuş sonuç yok ama... ...ondan sonra şu, evet, annenin kız karşı... ...kardeşlerini gösteriyor. eş teyzen vefat etti çok yakındım. Ondan sonra geçen Eylül ayında... E, ...bir sürü bir sürü işte beraber... Işte, ...sağlık konusu zaten bin tane şey yaşadım biliyorsunuz... ...falan baya yani hani yaşattı... son çıkarak ay dedim ki bak... ...iki ay falan kaldı dedim... ...işte Satürn de buradan çıkıyor... E, ...iyi dedim... Matüya bir şey olmayacak... ...hani Banu'ya oldu... E, ...tamam artık Matüya bir şey olmaz dedim... Kimatu çok iyiydi. Oynuyordu, zıplıyordu, yiyordu, içiyordu. Bir sabah yatağın yanında e, ben Hindistan'a gittim. Pazar günü, salı günü sabah e, orada sabah uyandığında arkadaşım e, vefat etmiş olarak bulmuş. Neyse. Ondan sonra e, şey e, tabii bana söylememişler. Ben Hindistan'da olduğum için. Olsa sonra gelince tabii ki de eve geldim baktım yok. Ee, ama e, Matur'la çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel şeyler paylaştık inanılmaz şekilde. Bir sürü insan Matur'un sayesinde kedileri sevdi. Meditasyonlarıma da bakarsanız eğer YouTube kanalımda e, çok sayıda e, videoda Matur'un olduğunu, Matur'un da meditasyon yaparken gurlamasıyla e, bize eşlik ettiğini, bir sürü insanın o gurlamasıyla Matur'un meditasyon yaptığını görürsünüz. Ee, üstüne kitap yazdım, onu karakter olarak alıp yanlış konuşan Kedi matu diye e, bir kitap da yazdım. E, şey e, aynı zamanda zaten bir sürü beraber paylaşımlarımız var. Çok önemli bir e, yeri var hayatımda. Bana çok şey öğretti, çok büyük faydaları, çok büyük destekleri var. E, bazı insanlar diyor ki Can matu, ne kadar şans senin gibi bir e, insanla beraber olduğu için. Dürüst olmak gerekirse. Ben de şöyle düşünüyorum. Ben ne kadar şanslıyım Matu gibi bir kedim olduğu için. E, çünkü şimdi herkesin kedileri tabii ki de çok özel. Herkesin ama Matu çok olgundu, çok erdemliydi, çok bilgeydi, çok e, akıllıydı, çok zekiydi, çok sevgi doluydu, çok. E, başka kediler ona böyle bir şey olarak saldırmayı falan kalkıştırıp böyle bakardı ve hiç o şeyde değildi. Çok sevgi doluydu Eve gelen herkese karşı sevgiyle yaklaşırdı. Bütün arkadaşlarım, dostlarım, ailem, herkes çok üzüldü. Çünkü herkes o sevgi dokunuşunu yaptı. İnanılmaz yumuşak ve sevgi dolu bir enerjisi vardı. Hala da öyle. Hala da kalbimde evde enerjisini şeyini hissediyorum. Dilerim ışığa sevgiyle, mutlulukla gitsin. Ee, İstediğim şekilde zaten e, gömülmüş. Ondan sonra e, o yüzden ben de gelince hani saygım sundum üstüne çok güzel bir çiçek şey yapacağım. Onun adına iyilikler ve bazı şeyler yapacağım. Hemen gelir gelmez onun adına zaten kedi besledim. E, o şekilde e, geriye kaldı üç kedi. Ondan sonra e, onları da Fred e, Mara ve Shanti, şanti Mara'nın kızı. Mara anne. Fred'i de biliyorsunuz siyah beyaz bir gözü, bir gözü. Mavi hani bu yaratım panosunda anlattım ve onun üstüne taktiğe gelen kedim. Ondan sonra e, şey ama ileride e, başka bir e, kedim e, olduğu zaman adını bilmiyorum ne koyarım. Ama mutlaka ileride bir tane bir kedime adını Matu koymaya niyet ediyorum. E, Matu tekrar gelsin tekrar şey olsun demeyeceğim. Ee, nasıl istiyorsa daha mutlu olacağı, daha iyi olacağı bir şekilde bir yere gitsin. Huzur içinde, mutluluk içinde olsun diyorum. Şimdi, gel gelelim Hindistan seyahatim. Hindistan seyahatim e, ilk kez, ben çok uzun yıllardır e, biliyorsunuz Hindistan'a gitmek istiyordum. Ondan sonra ve e, bir sürü Hintli e, guruyla e, işte... Çalıştım, işte gittim. Türkiye'deki bütün yoga merkezi olan bütün şeylerine girmişimdir. En üst şeylerine kadar her şeyle bağlantıya girmişimdir. Çıkmışımdır, gitmişimdir, etmişimdir. Ee, bir sürü orada gururlarla tanışmışımdır. Türkiye'deki bir sürü e, hepsine inisiyasyonlar, enerji çalışmalar almışımdır. Hepsinin eğitimini almışımdır. Yani ben 11 yaşımdan beri bu konunun içindeyim. Yaklaşık e, 15-16 yaşımda bir sürü Türkiye'de girmiştim. 20 yaşımda artık başka bir <laughs> meditasyon eğitimi veriyordum. Bu tarz merkezlerin bu tarz şeylerin içinde de. Ee, reiki öğretmeniydim falan 20 yaşını düşün. Aynı zamanda da işte şey ama yani para sağ falan değil de hani almıştım yani hani. Ama ücretsiz olarak meditasyon eğitimi veriyordum falan filan. Bir sürü guruyla tanıştım. O yüzden çok tecrübem var bu konularla ilgili. İnanılmaz. E, dünya çapında bir sürü hocanın yıllarca Türkiye'ye gelmesini sağladım. Organizasyonunu yaptım her ay 2-3 tane hocanın Türkiye'ye gelmesini sağlıyordum. O yüzden dünya çapında da çok çevrem var ee, bu konuyla ilgili. Neyse şimdi biliyorsunuz ben Vedik Astroloji ile ilgili yani Vedik Astroloji aslında astro, astrolojilerin anası, asıl, temel, asıl diğerlerinin hepsi ondan çıkma. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle benim astroloji gurum var. Şimdi Türkiye'deki astrologlar iki sene 3 sene eğitimleri var. Bazısı ben astroloji profesörüyüm diyor. <laughs> ya yani da işte bilmem neyim diyor ama bir şey yok. Yani hani öyle söyleyeyim size. Yalan. <laughs> Yalan yani. Yok yani anladın mı? Öyle pandit ünvanı olması lazım. Astroloji profesörü, astroloji doktoru diye bir şey yok. Pandit ünvanı olması lazım. Pandit ve astroloji gurusu ünvanı oluyor. Bunlar da e, 20-30 senelik eğitimleri var. 15-20 sene, 30 senelik eğitimleri var. 40 senelik eğitimleri var arkadaşlar. E, Türkiye'deki astrologlar şeyler işte 2 sene, 3 sene, 4 sene. işte yurt dışına gittim ben online bilmem nereden bilmem nereden. Yani, yani anladın mı? Hani şey değil yani. Geç. Ha bana gelirse ben kısmetliyim. Benim astroloji da. Ailesi bin yıldır astrolog olan, artık astroloji gurularının guru'su adamın yaptığı şeyin ne bir sürü astroloji aplikasyonunda bile adamın haritası var yani o kadar önemli bir adam falan. O bana mesela dedi ki. Can sen mutlaka bakmalısın, yazmalısın, ileriye doğru öngörde bulunmasın, astroloji gibi şey yapması ki adam kendi öğrencilerine bile çok iyi de seviyor öğrencilerine söylemez. Bana neden? Benim haritamda 5. evim, öngörü evim çok iyi. Ondan sonra o yüzden mesela onun öğrencisi de mesela, o da astroloji gurusu Ben mesela her ay danışmanlık alıyorum. Her ay kendi haritam ve genel olarak şeyle ilgili çalışıyorum. Çünkü sonuçta hayat bir yolculuk ben kendim tabi ben hala öğreniyorum hala kendimi geliştiriyorum hala şey yapıyorum bu bir yolculuk uzun bir yolculuk ondan sonra bildiğim şeyleri de aynı zamanda insanlara öğretiyorum youtube kanalında biliyorsunuz jüpiter katıl butonunun içinde astroloji eğitimi var bildiğim her şeyi insanlara adım adım paylaşıyorum sonra da ileri seviye sınıfı da var zaten giren insanlar çok kısacık bir zaman içinde öğreniyorlar ve ben 350 lira gibi mesela bir şey yaptım e, girdiğiniz zaman aldığınız zaman bütün kayıtlı bütün videoları her şey alıyorsun. Aynı zamanda mülteni yarat seminer serisi var. Onun içinde de bütün eğitimler, bütün çalışmalar her şey var. Ben özellikle uygun bir fiyat yaptım ki hatta bazen indirim oluyor YouTube'da 280 lira falan oluyor. Yani e, o kayıtları ya da şeyleri biz almıyoruz. Biz Ben sadece YouTube'a içerik yüklüyorum. YouTube'dan alıyorsunuz. YouTube'da şey yapıyorsunuz. Zaten o paranın hepsi bana gelmiyor. %30 YouTube alıyor. işte aynı zamanda e, KDV, gelir vergisi, ıvır zıvır, bilmem ne bir yerle beraber çalışıyorum orada falan derken bana o paranın işte ne bileyim %20'si mi ne öyle bir şey geliyor. Neyse ondan sonra e, şimdi Astroloji Kurumla ben çalışma yaparken işte devamlı beni yönlendiriyorlar işte şunu tak şunu yap bunu yap bu mantığı kullan şunu şöyle şunu böyle yap bir sürü, bir sürü bir sürü şeyler var biliyorsunuz ben de kendi çok ciddi bir üstünde çalışıyorum işte vegan oldum Türkiye'de şu an daha çok vejetaryanım ama işte yoga yapıyorum işte çeşitli bir sürü şeylerim var bir sürü şeyler yapıyorum vesaire anlatıyorum size biliyorsunuz. Hatta şu an bir yüzüğüm var. Özel olarak yaptırdım. Üç sene sürdü. Taşı buldum. O taşı buldum. Öbür taşı buldum. İşte o en tepedeki guruya işte astroloji gurusuna özellikle o bir yönlendirdi sonra benim kendi astroloji gurum yok onu da taktirdir. sonra ikisini yan yana taktirdi şekli şu şekilde olsun ay hani o takarken kullanırken şöyle yap böyle yap işte zaten taşımamız çok uzun zaman aldı çünkü böyle taşlar e, unheated e, olması lazım yani ateş içindeki çatlak ve renk farklarının gitmesi için ateş sokulmamış e, olması lazım berrak olması lazım içinde çatlak ya da nokta da olmaması lazım hem onun gitmesi için hiç sokulmamış olacak. ne yani olacak yani sertifikalar oluyor bir sürü bir sürü. Şimdi can nereden bulalım bilmem ne falan filan hiç sormayın. Kendi ee, böyle yönlendirmiyorum. Ben böyle şeyler de söylemiyorum. Çünkü şey gibi oluyor. Al bak bunu al ama git buradan al falan gibi oluyor. O yüzden hiç girmiyorum öyle şeylere. İhtiyacım da yok çok şükür. <laughs> Hayır da girmiyorum yani istemiyorum. Diye. Hani ondan sonra. Ee, şimdi burada. Ee, o yüzüğümü şimdi mesela takacağım. İşte düzenli olarak. Şu an insana geldim. onun bir seremoni bir şeyler yaptım. Taktım ama bir şeyler var yapacağım. Gerçekten çok iyi hissettim yapınca. Keşke insana almaya e, e kutsatmaya da diye düşünüyorum ama şeyde Kanada'da e, şeyde yaptırırım artık. Neyse. Şimdi e, sonra benim astroloji grubum dedi ki Can dedi anmaya git dedi. Tamam mı? Ben böyle baktım hani <laughs> o kadar çok guru gördüm ki artık bezdim yani gurudan hocadan bilmem neden, dünya çapında git dedi mutlaka git dedi ondan sonra ondan inisiyasyon aldı dedi ya, mantra inisiyasyonu dikşi aldı dedi ben dedim ki hani hani ben çok dedim <laughs> aldım almaktan inisiyasyon almaktan bir hal oldum Türkiye'de e, sadece ailelerinden aile el veren kişiler bile bana el verdi o kadar yani düşün ondan sonra eee ya o kadar çok inisiyasyon yani Aklın hayalini duruyor artık. İnisiyasyonlar kendimden geçmek üzere. Yani bütün şifa, bütün dünya çıkmakinin hani her şey almışız? Yani çoğu çok önemli şeyleri. Bir de birebir direkt kişilerden almışsınız falan. Neyse. Mutlaka al dedik. Gideceksin bak dedim. Mantra aldığın zaman dedi ondan dedi. Ee, senin astroloji kartanın sana çok iyi olacak. Direkt bağlantın olacak dedi. Çünkü şöyle sonra açtı bana gösterdi. İşte bir sürü gururların astroloji kartalarına baktık. Mesajlısı. Sapgurun haritasını açtık, baktık yok direk başının üstü. Direkt başının üstüne tanrı olması lazım astrolojik haritasında tanrı tanrıça. Allah de, yaratıcı de. Yaratıcı diyelim tamam mı? Yaratıcının direkt şeyin olması lazım başının üstünde. Yok. Onun gurusunun üstünde Shri Şankar bu Art of Living'in başında baktık yok. Ondan sonra Shri ee, Şankar'ın gurusunun mu ya da onun guru hattının üstünde varmış. Satguru'nun da şeyi, gurusu Şırşar Şankar'mış. Ama onu kesmiş. Kendisi kendi başına özellikle ilerlemiş diye. Öyle bir şeyler. Neyse. Ondan sonra ee, direkt hani dedi ki direkt bağlantı olması lazım. Mira'ya baktık. Madr Mira'da da var Shiva kutsaması var böyle ama ortada Merkür olduğu için insandan mı tanrıdan mı alıyorsun belli değil. Gibi bir şey. Ay çok aşıkım <laughs> <laughs> çok çok, yani çok şey olaylar yani. Ay gerçekten artık var ya sıyırdık yani. Hani yani gitmediğimiz türbe, gitmediğimiz tabunak, etmediğimiz dua. işte bazıları diyor ki sen git işte bilmem ne şunu yap, bunu yap. Ya ben annemin ailesinden zaten Seyit bilmem ne soyundan geliyor. Tamam bizim duamızı ve duamızı inanılmazdır. Bak düşün. Ondan sonra annemin anneannesi tarafından onlar zaten Zerdüş bilmem ne falan böyle Ralph bilmem ne falan gibi inanılmaz bir şeyden geliyor. Babamın ailesi şamanik bir kökenden geliyor ve babamın ailesinde hep böyle bektaş dedeleri bilmem ne. Ee, ondan sonra falan öyle bir aile ee, çok acayip başka bir onlar başka bir boyutta yaşıyorlar zaten. Ona ee, onlar başka bir şeyde yaşıyor. <laughs> onlar ilginç. O ayrı bir şey geliyor. Ben kendim zaten çocukluğumdan itibaren inanılmaz şeyler yaşayarak geldim ve tanışmadım zaten bilmem ne hiçbir şey kalmadı. Ölmeden önce e, Müslüman en büyük isimlerinden bir tanesi şey Osman Sarajat'ın Ernak Şivan'da Erkutisi. Annem babamı çok sever. Bana özel böyle is ismini verdi. Kutsamalarını bilmem nelerini falan. Ya gurulardan yana çok şanslıyım tamam mı? Öyle bir şeyim vardı. Benim haritamda Jüpiter'im çok iyi olduğu için. 5. evde kendi evinde çok şanslıyım. Anlatamam. Yani hiçbir gurunun hiç, e, hiç kimsenin hiçbir guruyla yaşayamayacağı şey ben dünyadaki bütün gurularla bütün en top seviye hocalarla hep yaşamış. Öyle bir kısmetim de var. Neyse. Git dedi. Ondan sonra benimki. Az sucu gurum. Git dedi. Ondan sonra e, isim falan da söylemiyorum. Çünkü ben söyledim. Geldim canlı yayın yapalım. Şunu yapalım. Bunu, yapalım, bunu istemiyorum dedi. Ondan sonra ben de ancak kendi şeyimle baş ediyorum. Beni hiç şey yapmadı. <laughs> dedim dünya ile ilgili bir öngörü yapamam yok dedi. Sen dedi yap dedi. Benim dedi o kadar dünya ile ilgili öngörü ile ilgili o kadar iyi değil dedi. Senin dedi iyi dedi. Sen dedi yap dedi falan. Onun gurusu da zaten yok dedi. Bana beni bırak beni bırak zaten artık dedi. <laughs> hani bırakın beni dedi hani. Ondan sonra neyse. Ondan sonra neyse gidelim dedik. Ay ama gidelim dedik ama ya yani ben bir taraftan ay zaten o bunu 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 beni yolluyor bu işte gideceğim bilmem ne falan diye. Neyse gideyim dedim. Bir insanı görmüş olurum dedim. Bunca yıldır hani gideceğim gideceğim falan. Amma'nın merkezinde Sugata var. Amma, Sugata orada işte üniversite okumuştu. Yüksek lisans yapıyor. İşte orada üniversite hoca olmaya falan doğru falan gidiyor. Bayağı uzun yıllardır orada. 8 senem 9 mu 10 mu diye. artık e, bilmem 12 senedir tanıyor. Öyle bir şey. Çok şeker kız. Çok tatlı. İnanılmaz yani. Çok çok tatlı bir şey. Ondan sonra orada başka Türkler de var. Bir tane kadını tanıştım kızıyla beraber. Kız mı? Kızıyla birlikte oraya taşıp. Kız orada okula gidiyor. Orada yaşıyor. Başka bir tane adamla tanıştım. O da orada gitmiş mesela. Uzun zamandır orada yaşıyor. Mutlu. Bir sürü gidip oraya yaşayan, oraya yerleşmişler Aşırı şey. Orada yaşayan Türkler var. Şimdi anlatacağım. Sonra neyse tamam hadi gidi, ben gideyim dedim. Tamam mı? Ben de bu sırada ameliyat olmuşum. Gitmeye karar verdim. Ondan sonra ee, gitmeye karar verdim şeyle bir e, arkadaşlarım da bu sırada bana geçmiş olsun ziyarete geliyor. Ayşegül'le Nur geldi. E, Ayşegül'le de biz e, yani yedi kere dünyanın öbür tükü e, ucuna şeyde gittik. Nur'la da iki kez falan gittik. Ben zaten yirmi bir kere. Ondan sonra onun yani çok iyi arkadaşlarım işte hata hataya gidecektik. Hataya da gitsem gitmesem Hatay ile ilgili de video çekecektim. Hatay'da çok acayipti arkadaşlar. Yusuf er Hekim Türbesi'ne mutlaka gidin. Ee, ondan sonra Şeyh Yusuf El Hekim. İnanılmazdı. Gidin orada yatın. 3 gece yatın. Çok güzeldi. Ondan sonra orada da çok acayip şeyler yaşadım. Ondan sonra bak orada da bir inisiyasyon aldık. işte yılan sürüngen bilmem ne her şey karşı sokması. Adam dedik bundan sonra seni hiçbir şey sokacak dedi. Ay sana gittik. Ya yemin ediyorum hiçbir sinek hiçbir şey sokmadı. Yani bana göre hiçbir böyle üstüme geldi kala kaldı sinek gitti falan. O kadar yani adamın istasyonu bir şekilde. İşte Ayşe Gürdan şey sürdü o da almıştı istasyon. Diğerleri mesela bak sinek soktu falan filan dediler. Hiç soktu da yani bir şey olmadı yani bu arada. Hani sinek işte hava sıcak bilmem ne falan. Öyle vav wow da yoktu yani abartacak bir olay yok. Neyse gideceğiz Hindistan'a. Ayşe e Nur geldi. Dedim ki Abi ben Hindistan'a gideceğim dedim. Ondan sonra onlar dedi, Aa, biz de geliyoruz dediler. Nasıl? <laughs> <laughs> evet. Nasıl yani? Bu arada bana hediye olarak da eve diyeceğiz filler falan getirmişler. Bak 18-18 oldu. 18, 18. tam Çok acayip bir şey oldu. Neyse ondan sonra sonra işte Gökşin geldi. Dedim ki ay Hindistan'a gidiyorum. Ben de geliyorum dedim. Peki dedim gel. Ondan sonra Gökşin işte bir tane arkadaş. O da benden danışmanlık almış. Gökşin de benden sonra danışmanlık almış. Sonra arkadaş olmuştuk falan. Bunlar hep benim spiritual o şeylerim, yolculuklarım işte yaptığım şeyler. Arkadaş Olduğum insan. Çevremdeki genel olarak çok yakın olduğum insanların hepsi öyle. Danışanımdır. Sonra çok yakın dost olmuşuzdur. İşte benim eğitime çalışmamaya seyahatime gelmişti Çok yakın dost olmuşuz. Hep böyle. Hayatlık bir sürü insan. Ondan sonra neyse e, sonra e, şey e, e, sonra ee, gitmeye karar vereceğiz. Ezgi gelecekti, Ezgi gelmedi. onu üzüldüm ama kendisi gitsin. Ezgin e, onun kısmette. Ondan sonra Ezgi pek çok sevdiğim dostum, arkadaşım, avukatım. Ezgi gitsin mutlaka. Ondan sonra e, şeye e, Rukiye'm de gider belki. On, neyse Hatay'a gittik onlarla öncesi... Onlar da çok iyi geldi, çok güzeldi falan... Hatay'a da bu arada hiç gideceğim yani yemin ediyorum zorla götürüldüm. O kadar yani. Hani istiyorum halim yok bir tane ameliyat olmuşum, bin tane şey, bin tane işim var, her yer nişah yok. Arkadaşlarımız zorla, artık her şey aradı. Ben parmağımı kımıldatmadım. Gittik. Hani bir şekilde. Bazen bir yere, bak Konya'da öyle olmuştu. Bir sene içinde dört kere gittim. Melihan Kesi kitabını yazdım. Kendiliğinden kendimi orada buldum her seferin. Yani anlatsam çok acayip. Hatay'da öyle oldu, çok güzel oldu. Hindistan'da da resmen öyle oldu. Neyse biz Hindistan'a gittik. Tamam mı? İşte Sugata sağ olsun işte orada odalarımızı ayarladı. Amman, e, Amman nokta Türkiye. Instagram hesabına yazabilirsiniz. Web siteleri var. Aşağıya koyalım zaten. Ay Dilan onları koyalım olur mu? Ee, onların web sitesini. Ha, e, şeyin Instagram hesabını. Ama e, Türkiye değil mi? Bak burada Instagram hesabı. Şunu şöyle şey yapıyorum. Bir dakika Dilan. Ay diğer telefonun olacaktı. Neyse tamam. Tamam neyse bir dakika şuraya yolluyorum. Oradan Atam sahip ha neyse e, gittik ondan sonra Sugata her şeyi ayarladı sağ olsun ondan sonra son derece de böyle şey e, işte odalarımızı ayarladı ama şöyle şimdi orası arkadaşlar böyle bir spiritüel merkez vesaire falan hani böyle gidiyorsunuz işte bir aşrama gidiyorum böyle bir e, spiritüel yere gidiyorum falan gibi e, şey yapmayın düşünmeyin tamam mı? Ondan sonra e, orası bildiğiniz böyle bir şey gibi bir manastır, bir tapınak gibi bir yerin içinde gidip yaşayacaksın gibi düşün. Hani o yüzden böyle lüks bilmem ne beklentiniz olmasın. Hani bizim odalarımız şeydi hani klima vardı ama klimasız odalar da var. Ama ben size bir şey söyleyeyim klima olmasa da olurdu. Hani birçok sıcak mevsimi varmış işte Nisan, Mayıs, Haziran. Mart, Nisan, Mayıs. Ama onun dışında musonikli iklimi şey olduğu için mesela bizim gittiğimiz zaman çok güzeldi. Kasım, Aralık, Ekim, Kasım, Aralık mesela güzel. Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül, Ekim de mesela güzelmiş. Ya da bir sorarsınız Sugata'ya ondan sonra şuraya Instagram hesabını koydum. Ama Türkiye diye burada bir şey... ha Bir dakika... Ee, ha ama Turkey diye şurada bir ay bu şey bu parfüm şey çıktı. Tamam. Ha tamam buldum süper harika. Kendi e, sesinin içinde. Bunu da Dilan'a yolluyorum. Neyse gittik. Bir kere e, ne yaptık? Buradan Dubai'ye, Dubai'den Koç'a gittik. Hiç delhi yapmayın. Delhi'den gitmeyin. Onu söyleyeyim. Dönüşte de delhi'ye falan gitmeyin. Hiç gerek yok. Ondan sonra gittik çünkü. Ondan sonra direkt Koçi'ye gidip Dubai'ye aktarmalı. Koçi'ye Dubai Havalimanı çok güzeldi bu arada. Yani çok temizdi, çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Dubai üstte Dubai vizesi de almanıza gerek yok bu arada o aktarma olduğu için. Çok daha ucuz bu arada bu şekilde. Koçi'ye gittik. Koçi'ye gittik. 6 saat, 7 saat falan yani toplamda bir şey, öyle bir şey yani. İşte yolculuk. Ondan sonra Dubai'de bir saat falan böyle bir aktarma şeyimiz oldu. Orada da yemek yedik falan filan. Güzel. Sonra indik. Biz araba geldi. Aldı. Çok tatlı adamlar. Zaten Amman'ın oradan insanlar. Amman'ın oradan herkes zaten çok şeker. Çok sevgi dolu. Amman'ın öğrencileri, takipçileri vesaire şeyleri. Ondan sonra ee, ama... Ee, gittik Sugata bizi karşıladı. Odalarımıza çıktık böyle bina tapınağın etrafı çevrili. içinde binalar da var. Kendi üniversitesi var. Kendi hastanesi var. Kocaman iki tane bir tane hastane orada bir tane orada kocaman. Hastane. O kadar güzel bir yer ki. Ben size anlatamam bu kadar güzel bir yer olur. Yanında okyanus var. Ondan sonra o yeşillik, o doğa. Ben, yani görseniz çok geçirirsiniz hiç öyle pis mis bilmem ne falan diyorlar. Öyle pis pis falan da bir yerde değil. Biz ne gittik ben ne çadırlarda nerelerde dağların tepelerinde orada burada kaldım. Tuvalet yerlerde gittim kaldım bilmem ne yaptım. Öyle bir yer değil yani çok güzel. İçinde kocaman bir tapınak var. Kali. Ondan sonra bütün negatif olumsuz her türlü her şeyi yok eden şeyin. Ondan sonra ve Shiva ile birlikte Kali Tapınağı diye geçiyor. Amma'nın da şöyle ama baya orada bir aile köylü bir aile nin e, kızı ondan sonra doğuyor, ondan sonra ama doğduktan sonra böyle çok acayip olaylar gelişmeye başlıyor. Sonra devamlı işte ailesiyle beraber çok acı çekiyor, ailesi buna çok şey yapıyor. Ailesi evlendirmeye çalışıyor, evlenmek evlenmemek için her şeyi yapıyor. E, bir astrolog gidiyor, yani babası diyor ki sakın diyor bu mahatma diyor astroloji haritasına yani evliya hani öyle düşün. Evlendirirsen lanetlenirsiniz diyor. Sakın bu kızı zorla evlendirmeyin diyor. Sakın evlendirmeye çalışın lanetlenirsiniz, mahvolursunuz diyor. Neyse sonra ama ama devamlı ama çocukluğundan itibaren devamlı ilahiler söylüyor. O, o tamamen ee, yaratıcı aşkında. Yani hani devamlı orada devamlı yaratıcı aşkında yaşıyor. Devamlı ilahiler, dualar orada temizlik yapıyor, yemek yapıyor, ailesine, ailesine hizmet ediyor, şey yapıyor devamlı. Ve insanlar sonra Amma'nın o ilahi şeyini görüyorlar ve Amma'ya gelmeye başlıyor. Ama devamlı ilahiler ve şarkılar ve insanlara da böyle dua ediyor, sevgisini sunuyor, şeyini yapıyor devamlı ve sonra olay gittikçe büyümeye başlıyor. Tamam Bu arada babası insanlar çok yoğun bir şekilde anmaya gelmek istedikleri için babası ahırın yanında ahırın, ahırın bir köşesini anmaya veriyor. Tamam ay bir şey söyleyeceğim Dilan bir 15 dakika uzatsana yandaki yayını yetişemeyeceğiz. Ben daha anlatacağım var yani bir 15 dakika uzat. Ondan sonra neyse ahırı, yandaki ahırı ammaya veriyor. Tamam mı? Ama ahırda insanlar geliyor. insanlara tamamen ücretsiz bir şey karşılığında değil. Şey yapıyor ama insanlar tabii geliyorlar, vermek istiyorlar, şey yapmak istiyorlar. Ama hiç orada değil. Ondan sonra tamamen o ilahi şey içinde ve çok mucizeler olmaya başlıyor. Ee, Amma'nın kitabı var. Ee, Sugata ile bağlantıya geçerseniz pe Türkçe'ye de çevrilmiş biyografisi var. Onu okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok mucizeler oluyor. Bir sürü insanlar inanılmaz mucizeler yaşıyorlar yani. Hani öyle böyle değil. Hani anlatıdığım İnanılmaz mucizeler yaşıyorlar insanlar. Çok yani okuduğunuz zaman göreceksiniz Şimdi ben buradan şey yapmayayım. Ee, sonra e, oraya zaten ama bu bu arada bu olaylar olmaya başladı zaman ama 7-8 yaşında, 9 yaşında falan anmaya anma demeye başlıyorlar. Anne demeye başlıyorlar. Kutsal anne. Anne demeye var. 9 yaşında bak düşün. 14 yaşında artık başka bir olay oluyor. 16-17 yaşında, 20 yaşında gittik. Olay büyüyor. Artık yani artık müritleri, takipçileri, bilmem neleri olan falan bir noktaya geliyor. Tamam mı? Sonra zaten ama şu an kaç yaşında ya? Amma Bir dakika. Amma Kaç yaşında? 69 yaşındaymış şu an. Tamam 69 yaşında hiç evlenmemiş. Ondan sonra aile o bu falan filan hiç kim yani ailesinin annesinin babasına bakmış etmiş. Annesi son e, öğrene kadar annesi daha yeni vefat etti bu sene. E, annesine bakmış etmiş vesaire. E, ama Amma'nın o aynı o köy evi o ahırı da tapınak yapmışlar. Önünde orada içinde işte ibadetler şeyler yapıyor. Önünde de ateş seremonisi biz de gittik yaptık orada yaptırabiliyorsun. Kendi şeyin ya da kendi herhangi hayattaki problemlerle ilgili falan çiçekler, şeyler vesaire onlarla ilgili orada sunulan şeylerin bir şeyini verip yaptırabiliyorsun. Neyse orada rahip var vesaire falan. Sonra onun önün, onun yanında böyle bir yer var ama orada bir odada kalıyor, yaşıyor. Şu anda da köpekleri var, köpeği var. Köpekleri yatakta yatıyor, o yerde yatıyor <laughs> falan böyle. Ondan sonra e, yanında işte ona yardım eden bir tane birisi var, bir kadın var. Ondan sonra hani onun kendi öğrencisi şeye, Onun çok şey bir hayat yaşıyor. Sadece beyaz giyiniyor. ondan sonra beyaz böyle kumaş onların sarısı var ya. Onu tamamen sarılmış. Görüyorsunuz başörtüsü böyle. Başörtüsü tam değil de öyle gibi böyle başını böyle şey yapıyor. Ondan sonra onun yan önüne de tapınak yapılmış. Çok büyük koskocaman böyle bir tapınak yapılmış. Onun arkasında çocuklar için okul var. Ama zaten ilk gelen ona e, verilen şeylerle yetimhane yaptırıyor. Sonra yetimhanenin arkasından okullar, hastane yaptırıyor. Üniversite yaptırıyor vesaire derken orası böyle oh, büyüyor. Ee, ve e, çok büyük yardımlar, bağışlara vesaire çok aracı oluyor falan. Ondan sonra e, ve e, orada e, o aşramın e, o şeyin içinde tamamen kendini ilahi aleme adamış olan rahipler rahibe artık noktasında ammanın e, kişiler şu tapınan üst katında kadınlar böyle baya e, şey tamamen kendini artık ilahi ve aydınlanmaya adamış Birer bölümde erkeklerin bir şeyi var işte bir şeylere bütün herkese LGBT üyelerine eşcinsellere e, dünyanın her yerinden insanlara ee, herkese her şeye sonsuz kapısı açık Mevlana gibi düşün tamamen gel ne olursan ol gel diyor bütün dinlere karşı saygılı bütün inançlara karşı saygılı ee, hem bu arada gittiğimiz zaman e, gittik çok ucuz tabi kaçtı odalar 600 baht mıydı işte klimalı odalar 600 baht ne kadar ediyor? 600 baht değil ya 600 rupi. Baht diyorum Tayland parasını bahsediyorum. 600 rupi yani işte 130 lira mı? 140 lira mı? Öyle bir şey. Hani geceliği. Ondan sonra e, içinde tuvaleti var, banyosu var, bilmem nesi var. Hani öyle vaa bir şey bekleme. Ama işte yani bir tane yatak bilmem ne falan. Hani sen şeye gidiyorsun. Manastır'a gidiyorsun kalmaya diye düşün. Hani. Ama güzel. Çok güzel bir manzarası var ama. ya yani öyle söyleyeyim. Rüya. Hani rüya Cennet. Yani zaten gidiyorsun diyorsun ki burası cennet diyorsun zaten. Tapınak falan filan metasona yapıyor. Sonra önünde koskocaman bir tane böyle tapınağın arkasında yani yine o aşanın içinde üstünü tenteli kapatmışlar. Koskocaman bir yer var. Orada bir sahne var ama oraya geliyor. Ama sabah saat 10'da 11'de oturuyor oraya. Gece saat 10'a 11'e 12'ye kadar. Sıla günleri herkese tek tek eli yemek yapıyor. Herkese tek tek insanlar da yapıyor beraber ama herkes tek tek eliyle yemek veriyor. Sonra köpeği geliyor. Köpeğini hazırlıyor. O da koyuyor. Sonra ama yemeye başlıyor. Köpeği de yemeye başlıyor. Herkes de yemeye başlıyor. Toplu olarak böyle dua ediyor ama öncesi. Herkes hep beraber yemeye başlıyor. Ondan sonra baya bir de bollukçular baya dağıtıyor insanlar sonra doymadınız mı? tekrar verelim içecekler bilmem neler falan. Sonra ama oturuyor. Orada sahnede her gün bak. Yani insan şeyi kaldırmaz yani. Her gün orada oturuyor ilk önce ilahiler, o şeyler tamamen yaratıcıya ve o şeye dualar söylüyor. Ama nasıl söylüyor? Ben sana tamam söylüyor. çünkü Güzel bir sesi var. Başka kahkahalar, sevgiler, o ilahi o şeye giriyor falan böyle. Zaten oturuyorsun, meditasyon yapıyorsun. İnanılmaz bir enerji. Yani böyle anlatamam. Uçtuk. Bak. Uçtuk. Anladın? Mı? Hani arındık, eriyorduk yani o kadar yani. Sonra arkasından kadın ee, e, bütün herkesi darşın alıyor. Ondan sonra yani şeye alıyor, karşısına gidiyorsun. Tamam sırayla. Öncesinde herkese Covid testi, hızlı Covid testi yapılıyor. darşına yapılacak kişilere. Ondan sonra Sonra çünkü o kadar insan vesaire. Sonra gidiyorsun ee, anmaya e, ee, gittiği zaman ama seni ya bu arada yemek verirken bile zaten gözünün içine bakması e, seni gözünün içine bakıyor o kadar bir sevgi kadın pure love saf sevgi yani ve kadın böyle sana bir sarılıyor ay ben anlatamam hediyeler veriyor bize hediyeler verdi Ondan sonra işte meyveler yok işte şekerler yok işte oradaki kutsamış dua edilmiş işte şeylerden bize hediyeler verdi. Başından aşağıya çiçekler atıyor. Ay anlatamam yani böyle bir insan binlerce insana aynı anda sevgi gösterebilir mi? Gösterir. Gerçi ben de gösteriyorum o sosyal medyada. O kadar fiziksel olarak henüz <laughs> o, öyle bir şey yapamadım yani. Hani bu kadar fiziksel olarak aynı anda binlerce kişiye böyle bir sevgi. Nasıl anlatamam yani anlatılmaz yaşanı Ve oradan ...bir kutsama o yani bir enerjisel... ...şey yapıyor sana, dua ediyor. Benim böyle canım oğlum, canım oğlum diye sevdi. Ha, Türkçe bu arada, canım oğlum diye. Sonra... E, Türkler orada şarkı yazanları... ...mesela bazı şarkılığın oturmuş söylemiş... ...Türkçe. Öncesinde çalıştım... ...şey demiş. Sonra biz tekrar gittik. Tabii biz de giderken, siz de şey olmayın... ...aman e, giderken elinize hediyeler falan da gidin... ...çünkü gerçekten ayıp yani hani... ...o kadar şey yapıyor. Orada insanlar tamamen... ...gönüllü çalışıyor. Kimse paralı çalışmıyor... O tent, o büyük e, tente böyle olan yerin sahne, şu sağ tarafında batı e, restoranı var. Sol tarafında Hint restoranı var. Hint yemekleri yapıyorsun. Sağ tarafında batı restoranı. Ay restoranı o kadar güzel. Biz gidince ay hiçbir şey yiyemeyiz. Hint yemekleri falan zayıflarız diye düşünürken. Allah'ım tamamen vegan, vejetaryen burada ama çok lezzetli. Vegan burger, vejetaryen burgerler, vegan burgerler ondan sonra o pizzalar, o makarnalar, o kekler, o pastalar, o kurabiyeler, o çorbalar. Ay yedik, 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 ay dedik yani orayla ilgili tek ayar kırıklığım. Külahmam <laughs> oldu. İnanılmaz, çok korkunç bir şey yani. Çok lezzetli bir yemekler. Hint yemekleri de çok güzeldi. Bizim pişi var ya, hamur yapıyorlar hani atıyorlar ya. ...pişi. Ee, onu biraz sebze... ...baharat falan içine aynı kadar güzel bir şey. Bak siz de yapın. Pişinin içine... ...biraz baharat, sebze falan katın. Öyle atın yağı çıkar. Nasıl... ...lezzetli oluyor. Ne kadar güzel bir şey. an ah, tamam. Neyse. Ondan sonra... ...yedi kahveler çok güzeldi. Ondan sonra kahvelerimizi... içtik bilmem ne falan filan. Ay ee, dur. Sonra başka bir video daha yapacağım. Neyse. Ondan sonra... ...sonra ama... Tekrar biz gittik. Ha burada elinize hediyelerle falan gidin. Allah'ınızı gözünüzü seversem. Sıvamiler kırmızı giyiniyor. Kırmızı tişört, bir şört, bir şeyler falan bir şey götürün. Terlik merlik bilmem ne bir şey. Ondan çünkü adamların hiç kimse para kazanmıyor. Hiçbir şey e, yapmıyor. Tamamen orada yaşıyorlar. Neleri varsa ellerinde bir tane uzun <laughs> Neleri varsa onunla beraber şükrediyorlar yaşıyor. Öyle bir hayat düşün. Nimrasız ellerinde dualar bilmem ne falan. Kendilerini adamışlar yani. yani. tamam ilahi aydınlanmaya. Üniversiteler var. Kimisi üniversitede hoca Üniversite öğretim görevlisi ama tamam bir taraftan rahip rahip tamam öğretiyorlar, şey yapıyorlar falan. Üniversitenin parası da yıllık 2000 dolar mıymış yıllık üniversitenin parası? Yanlış söylüyor olabilir mi? Öyle bir şey. Üniversite. Ondan sonra öyle bir şeymiş galiba. Neyse. Ondan sonra ee, şey, e, yemekler falan da ucuz bu arada. Ondan sonra öyle pahalı falan değil biz gittik üstümüzdeki paraları bitiremedik en sonunda savurduk falan yani ondan sonra savurduk dedim yani orada ihtiyacı olan insanlara verdik onu yaptık bir şeye bağışladık bir şeyler yaptık falan ay zaten neyse ondan sonra sonra ama bizle beraber Türkçe şarkı söyledi oturduk önüne ilk önce çalıştı tekrar önümüzde bizle konuştu ee, ve bizimle Türkçe şarkı söyledi ay nasıl güzeldi anne 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 diye sonunda böyle sonra bize sarıldı üstümüze çiçekler döktü bilmem ne hediyeler verdi falan çok tatlıydı <laughs> anlatamam yani çok şekerdi yani hani o nasıl kadını var ya öyle tutup içine sokarsın yani o kadar yani ama sakın kadına çok sıkı, sıkı şey yapmayın zaten ufacık şey bir kadın sakın kadına sert yapmayın sakın ha ben böyle söylüyorum yumuşak yaklaşım. Ay yıkayamam. Ondan sonra ondan sonra neyse sonra e, arkasından biz bir ateş seremonisi yaptık. Türkiye için hatta bak bir şeyler sordu bilmem ne falan. Ateş seremonisi. O önceki gecesi bize şarkı söyledi. Böyle kutsamalar ve bir onların meditasyonu var. Üstüne böyle şeyler yağıyor. Çiçekler vesaire. İmajine ediyorsun falan. İşte Amma da orada sahnede. Devamlı orada ekranda dünya haritası gösterirken Türkiye'nin haritası geçti bak. Bak devamlı. Sonra çok ilginç bak şu an düşünüyorum. Sonra asaba ateş seremonisine gitti. Biz ateş seremonisi yapılırken Türkiye'de deprem oldu. O bütün İstanbul bilmem ne vesaire. Ve bak altı nokta bilmem kaç deprem oldu. Çok büyük bir deprem aslında. Dilan bir şey olmadı değil mi? İnsanlar ölmedi ya da bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekten bilmiyorum ama orada bir şey oldu bence. Ya da bir şekilde öyle denk geldi diyelim. Tamam mı? ama bir şey, ilginçti yani. İlginç bir eş zamanlılıktı öyle söyleyeyim hani ama çok ilginç tane. Hani. İlahi alem bilir artık hani bilmiyorum. Neyse ondan sonra sonra biz tabii çıktık ateş sonrası falan. Ondan sonra deprem haberini aldık falan filan. Sonra neyse tekrar işte o başka işte seremoniler vardı. Başka şeylere katıldık onu yaptık bunu yaptık falan sahile gittik orada bilmem ne falan. Ondan sonra e, zamanında o tarafta da orada başka bir yerde tutunamıyormuş. Ama oradaki insanlara çok yardım etmiş. Ama onun oraya olmamış mesela. Bak çok ilginç. Ama onlara çok büyük yardımlar yapmış. Çok büyük iyilikler yapmış falan. Çok seviyorlar. Öyle böyle değil. Hindistan'ın başbakanı e, kadını özel olarak çok seviyor. Özel korumalar şeyler yollamış. Gerçi kim kim koruyor belli değil. İlahi alem yani. Ee, ama e, bütün dünyanın din olarak en yüksek kademedeki kişileriyle kadın hakları ve insan hakları ile ilgili toplu şeylere gitmiş. Papayla, işte bütün Arap ülkelerinin başlarındaki kişiler. Hepsi çok seviyorlar Ahmet'i. Hepsiyle birlikte gidiyor videoları zaten belgeselde severseniz görürsünüz. hepsi birlikte imzalıyor, şey yapıyor hani insan hakları. Hindistan'da Hintli din adamlarına karşı kadın hakları için savaşıyor. Bazı duaları bazı şeyleri okuyamaz diyorlar mesela. Onlara ama hayır okuyalar, okurlar diyor. Diyorlar ki işte Şiva e, dedi ki en yüksek seviye işte Tanrı hani Allah diye düşün. Dedi ki diyor e, işte kadınlar işte bunu okuyamaz ya da şuraya giremez şey yapıyor. Şiva e, dedi diyorlar. O, ama diyor ki aynı Şiva bana da okurlar dedi, diyor. Kadınlar da girer kadınlar da okur kadınlar da yapar diyor. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok diyor. Aynı şey diyor. Ay kadınlarla ilgili, kadın hakları ile ilgili çok büyük bir bir guru yani bir hani as, astro... şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Hindistan biz burada Türkiye'de ya da dünyanın başlığı insanların ne yaptığını, insanlara şey olarak bakıyoruz. Hindistan'da e, özellikle insanların astroloji haritasına bakarak benim astroloji gurum özellikle baktığı zaman e, şeye haritaya direkt haritanın üstünden bana anlatarak göstermişti. Bak direkt üstünde şey var e, yaratıcı başının üstünde ve sen gittiğin zaman öğrencilerin aslında onlara sarılarak, onlara şey vererek ee, onların üstüne karmayı kendi üstüne çalıp yakıyor. O yüzden kadın devamlı hasta oluyor. Kendi üstüne çekip yakıyor oradaki negatif şey. Olumsuz şeyleri, kişilerin üstündeki olumsuz enerjileri, olumsuz şeyleri, karmaları. Ki kişiler aydınlanabilsin, özgürleşebilsin diye kişilerin üstündeki karmayı kendi üstüne alıp yakıyor. Anladınız mı? Öyle bir şey var yani. Astrolojik haritasında da görünüyor zaten o. Öyle bir yetisi var. Ama o yüzden kadın devamlı hasta oluyor ama iyileşiyor. Hasta oluyor, iyileşiyor. Çeşitli bir yerlerinde bir şeyler oluyor, ağırlar oluyor. Hasta oluyor, iyileşiyor. İnsanın üstündeki kendi üstünü alıp yakıyor. Mantra alma olayını yaşadık. Sonra arkasından işte gidiyorsun vesaire. Uzun hikaye, çok uzun anlatmayacağım. Mantra aldın. Kulağını üç kere söylüyor. Sonra orada bir tane şey sana veriyor. Nasıl kullanacağını, nasıl yapacağını söylüyor. Mantrayı aldığın zaman da işte farklı şekiller çekebiliyorsun. Her gün düzenli olarak yapıyorsun. O senin o amma ile aranda gurunla işte guruyla aranda olan bir şey o direkt kaynakla ve senin sana kendi nefesinden kendi şeyinden bir şey veriyor aslında o senin kendi içinde sen de gelişiyor ve bir arınma bir temizlenme bir açılma bir ilahi bağlantı şey oluyor. Ondan sonra e, benim astroji gurum bak sana ve takipçilerine de çok iyi gelecek. E, ondan sonra direkt böyle bir bağlantının olması çok iyi. Bazı guruların direk ee, direkt bağlantısı gurusunun 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 gurusunda oluyor. Oradan o at devam ediyor da yine de öyle pozitif etkiliyor diyor. Senin burada direkt olacak dedi. Git al dedi. Neyse gittim aldım. Ondan sonra sonra ay ama tam ayrılacağız o gün. Ama bizim bütün tabi herkes böyle bir şey yapacak diye sakın düşünmeyin. Ama bize Türkiye'den geldik. Bize tabii çok sevgi dolu bir şekilde gittik. Çok tatlı bir şekilde gittik. Bize bütün kalış paralarımızı orada kalışımızı hediye etti. Ben ve işte dört tane arkadaşım yani hiçbir kaldığımız hiçbir şeyde para ödemeden çıktık nasıl kibar nasıl tatlı bir davranış yani e, hiç hayatımda bir, bir şey görmedim. Ondan sonra çok tatlıydı yani hani e, çok çok şekerdi yani gerçekten canım benim. Ondan sonra fotoğrafı var orada bir taraftan ona baktım. Bak şey e, bu da bir kitabı. Ondan sonra bir tane böyle mandalası var. E şey yantrası var. Özel Alman'ın şey yaptığı. Bundan alın böyle tahta şeyde oluyor. Koyuyorsun. E, koruyu, çok güzel bir sembol. Rudrakşalar var. İşte herkes mesela kendine göre özel. Rudrakşal alıyorsun. O sana özellikle takıyor. Hani. Ondan sonra çok güzeldi. Çok muhteşem. Tamam Dilan. E, mutlaka gidin e, bağlantıya geçin. Amma Türkiye sayfası yazın. E, e, internet yazın. Mutlaka 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 çok öneriyorum. Çok tavsiye ediyorum. E, mutlaka gidin. Gidin orada üniversitede okuyabilirsiniz. Orada kalabilirsiniz. Orada uzun süre yaşayabilirsiniz. Ya da sadece gidip mantranızı alıp gelebilirsiniz. Mantra almak çok önemli. O direkt bir bağlantı şey alıyor ve insanı gerçekten büyük bir arındırmaya sokuyor. Zaten orası çok böyle pür, çok temiz ve böyle çok şey bir yer. O arınma ve o şeye çok odaklanmış bir durumdalar. Gittiğin zaman zaten göreceksiniz. Yani başka bir kafa. Çok sevgili olan insanlar. Ee, çok güzel. Evet. Hepinizi çok seviyorum canım takipçilerim. Bütün güzel güzellikler mucizeler, Şifalar sizlerle birlikte olsun. Bununla ilgili daha sonra başka bir yayın başka bir şeyler de yaparız. Konuşuruz üstünden. Ee, çok güzel yani. Ee, yazın. Ee, özellikle aşağıya da. Ee, yorum bölümüne de e, Adile rica etsem koyar mısın? anmanın hem Instagram sayfasına hem web sitesine ondan sonra oradan da takip şey yapsınlar takip alın şey yapın. Hepinizi çok seviyorum. bu can sizi çok seviyor. seven bir can. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.